2 Kasım, 8 Kasım haftalık burcumuz koçlarla başlıyoruz. Nasılsınız koç burçları? Umarım her şey yolundadır. Evet, haritanıza bakıyorum. Evet, biraz isteksiz bir haftaya başlayacaksınız. Çünkü hedefleriniz ya da planladığınız şeyler bu hafta sizi biraz daha yoracak. Yoracağı için de çevrenizdeki insanlarla ve kalabalık ortam sizi çok fazla daraltmaya başladığı için böyle bir kendimi dinleyeyim, insanların sesi beni rahatsız etmeye başladı. Her şeyden çok başkalarının emri altında yaşamaktan bunaldım diyeceğiniz bir hafta olacak. Ama özellikle şöyle söyleyeceğim. Evet, işler sizin için kötü değil ama sizin ruh dünyanız biraz kötü olduğu için biraz ne yapabiliriz? Nefes terapisi, yoga, meditasyon sizin enerjinize inanılmaz iyi gelecek. Yani siz şu an ani kararla kendi işinize zarar verebilir ve kendinize de zarar verebilirsiniz. Ortaklı iş yapan ve kendi işini büyütmek isteyen koç burçları için güzelliklerin oluşumları var ama büyük bir ihtimal 8 Kasım'dan sonra daha çok net oluşumlar sizin hayatınızda gerçekleşecek. Beklediğiniz paralar ya da beklenmesini istediğiniz bazı paralar hayatınıza girmiş olacak diyorum. İş bekleyen ve uzun süredir soluksuz arayıp da bir türlü iş hayatına adapte olamayan koç burçlarına şunu demek istiyorum. Planlar ve programlar sizin istediğiniz gibi geçecek bir hafta. Hatta uzun süredir beklediğiniz iş kapınız neyse buradan olumlu bir oluşum yaşayacaksınız. Bu da sizi en azından derin nefes almanıza yardımcı olacak. Çok fazla borcu olan ve özellikle biraz da hani nasıl öderim planları içerisindeyken kenarda ufak bir altın ya da bir şey var bozdurmak istiyorsunuz ama altın çok yükselecek. Biraz daha aynı enerjiyle sabrederseniz yani Kasım sonuna doğru bozdurursanız daha sağlıklı olacağını söyleyebilirim. Arkada kafanızda bazı yapmak istediğiniz ev dekorasyonu yenilikler ya da aracınızla ilgili yapmak istediğiniz yenilikler var. Bu da size gayet güzel bir oluşum yaşadı. En azından bu tarz şeyler sizin enerjinize iyi gelecek diyorum. Özel hayatınızla alakalı aslında güzel giden, güzel diyaloglar, hatta ilişkinizde sorunlar var ise bile sorunların daha toparlandığı, birbirimizi anlayacağımız, birbirimizle paylaşımın artacağı bir hafta olacak. Ve sevgilisi olan koçlar bu hafta güzel güzel haberler, güzel güzel oluşumlar yaşayacaksınız. Eğer ki bir ilişkiye başlamak istiyorsanız tam doğru zaman ve ya da kafanızda düşündüğünüz insan bana adım atar mı diyorsanız evet bu sanki bu diyaloglar her iki taraf için de bir adım evresi olacak diyorum. Şöyle bir oluşum da var. Aile büyüklerinizle alakalı ufak tefek sağlık problemleri, aile içerisinde sağlık problemleri gerçekleşebilir. Biraz buna kafayı yorabilirsiniz ama sonu aydınlık ve ferah olacak. Çocuk düşünen bazı koç burçlar için tam süreç başladı. İsterseniz yapabilir. İstiyorsanız çocuğu hayaline kavuşmak istiyorsanız bu dönem bunun için sağlıklı. Yüksek eğitim yapmak isteyen ve kendi kariyerinizle alakalı belirlemek istediğiniz bu seneyi erteleyebilir. Seneye daha rahat olacağınız bir nokta. Bir de aileyle alakalı miras konularınızla ilgili uzun süredir konuşmadığınız insanlarla masaya oturup bir anlaşma noktası gerçekleşecek. Ufak ufak beklenmedik paralar sizi gayet mutlu edecek. Özellikle Cuma yani 6 Kasım falan size Cuma günü bir para, yeni oluşumlar hayatınıza geçecek. Özel hayatınızdaki mesela hafta sonu biraz diliniz sivri olacak. İlişkileriniz, çevrenizdeki insanları biraz sert tavırlar sergileyeceksiniz. Bu hafta böyle yumuşak yumuşak halledelim. Ve rica ediyorum değerli koç burçları. Özellikle rüyalarınız sizi çok fazla uyaracak. Rüyalarınızı lütfen dikkate alın. Sağlık olarak belki son zamanlarda şiddetli baş ağrınız ve baş ağrınızla alakalı aslında başınızda bir şey yok ya psikolojik olarak kendinizi çok fazla yıprattığınız için sıkıntılı hissediyor olabilirsiniz. Sağ dişinizde ufak bir sıkıntı var. Dolgu ya da tedavi olabilir. Sevgi ve mutlulukta kalın değerli koç burçları. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinleyin. Eğer ki beni günlük belli noktalarda takip etmek istiyorsanız Instagram'dan astrolojiden ne haber ya da Akkaya Official'dan takip edip günlük yorumlarınızı, ritüellerinizi de takip edebilirsiniz. Sevgi ve mutlulukla kalın. Allah'a emanet olun.